Sağlıklı bir şekilde yerleşimimize faydalarımız nelerde dokunur, bunların peşine düşmemiz lazım. Bireysel hesabın içerisinde hiç kimse değildir. Ben şoför adamım, ben Adıyamanlıyım. Ben makam ve mevki olarak, ilkokul mezunu olarak gelebileceğim en üst mevkiye geldim. Ben Adıyaman'da bugün şoför camiasını temsil ediyorum. Adıyaman İl Başkanıyım. Benim bunun üstünde talep edeceğim hiçbir makam yoktur. Yapamam da bir ilkokul mezunu olarak. Ama ben diyorum ki bu bizim hareketimiz anlık bir hareket değil. 100 yılın hareketi. Esnafların birikmiş sorunlarını, gelecekteki sorunlarını çözebilmemiz için sağlıklı bir şekilde fikir birliğiyle, el birliğiyle hep beraber götürmemiz lazım. Bireysel hesapların içerisine girersek, ayrılırsak, ayrıştırılırsak biz mümkün değil bu oluşum içerisinde başarılı olamayız. Benim özellikle sizlerden ricam. Ben diyorum ki arkadaşlar sorgulayın. Bu yola çıkan insanları sorgulayın. Bu yolda ne yapmaya çalışıyor bu insanları sorgulayın. Sorgulamadan doğru yolu bulamayız. Biz bir insanın peşine düştüysek o insanın eğer ki bu esnafların hakkına, hukukuna, kazancına faydası olacaksa biz o insanla beraber yürüyelim. Ben Çerkezköy'de arabamı bırakıp ta Ankara'ya kadar gittim. Niye gittim? Bu kıvılcımı yakan Kahraman Şahin'i birebiriz tanımak için. Kişiliğini, karakterini öğrenebilmek için. Ben bunun için kendimden fedakarlık ettim, firmamdan fedakarlık ettim. Yeri geldi, firmama yalan söylemek zorunda kaldım. Ben sizlerin nezdinde firmamdan da özür diliyorum. Çekip Ankara'ya gitmemde belki ben firmamın işini de aksattırdım. Ama niye? Bu oluşumda sağlıklı bir hareket olsun diye. Ben insanları tanıyayım. Kimlerin peşinden gideceğim? Kimlerle yola çıkacağım? Acaba bireysel menfaatlerin peşine mi düşeceğiz? Bu insanların umuduyla mı oynayacaklar? Yoksa maddi menfaat peşindeler mi diye ben çıktım. Ankara'ya kadar gittim. Otogarlarda rezil oldum. Niye? Gelecek için. Bugün için değil. Biz eğer bu oluşumu tamamlayabilirsek, 100 yılın devrimini yapıyoruz arkadaşlar. Bu esnaflarımızın sorunlarını gündeme getirmek için, sorunlarına çözüm bulabilmek için, gerekli meclislere yasa tekliflerini, yasa önerilerini sunabilmek için bu 100 yılın bir devrimidir arkadaşlar. Buna inanın. Ben inandım, inanarak da devam ediyorum. Beni yıpratan tek şey insanların bireysel olarak yaptıkları hesaplardır. Bireysel yapılan hesapların içerisinde siz de az çok biliyorsunuz ki ben şahsım ve Adıyaman Yönetim Kurulu olarak biz bireysel hesap yapan insanların yanında değiliz, destek vermeyiz. Ama toplumsal menfaatlerin peşinde koşacak olan isim hiç önemli değil. Şu an için Kahraman Şahin gündemde. Biz Kahraman Şahin'e şahsım ve Adıyaman Yönetim Kurulu olarak birebir destek veriyoruz. İcraat edecek ilk yılını gözetleyeceğiz, takip edeceğiz. Sağlıklı bir şekilde yürütüyorsa desteğimiz devam edecek. Eğer ki icraatinde sadece bireysel olarak düşünüyorsa biz şahsım ve Adıyaman Yönetim Kurulu olarak desteğimizi çekeceğiz. Çünkü ben Adıyaman'da yönetim kurulundaki insanlar birebir benim nefsimden üstün olan insanlardır. Ben onların kişilik haklarıyla oynayamam, onları kötü yola sürükleyemem. Ben bunları bildiğim için bu şekilde hareket ediyorum, böyle de hareket edeceğim. Herkes bilsin, ben kesinlikle ve kesinlikle yanlışın yanında olmam, yanlışa destek vermem, yanlış yolda yürümem, yanlış yolda yürüyen insanın da karşısındayım. Bu böyle bilinir. Ben şoför insanım arkadaşım. Ben Avusturya'ya çalışıyorum, Almanya'ya çalışıyorum. Benim primim bellidir. Benim alacağım para bellidir. Ama siz çalışan esnaflarımız, bugün için çalışıyorsunuz. Para kazanabiliyor musunuz? Kazanamıyorsunuz. Devlete borçlanıyor musunuz? Borçlanıyorsunuz. Şoförün parasını ödeyebiliyor musunuz? Ödeyemiyorsunuz. Yazık, günah ya. Yeter artık. Birlik olun. Herkes kendi ilinde taşın altına elini koysun. Bir şekilde bu işi götürelim. Arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum. Buna çıkarken de zikrinizin ve fikrinizin toplumsal menfaat üzerine olmasına özellikle dikkat edin. Özellikle çalışmaya başlayın arkadaşlar. Ben buna dikkat ediyorum. Toplumsal menfaat üzerinden hareket etmeye çalışıyorum. Onun için belki bir takım söylemlerim sizlerin zoruna gidebilir. Belki bir takım söylemlerin kişisel menfaatlerinize tetikleyebilir. Ben buyum arkadaşım.
Benim ismim Suat Eroğlu. Ben Adıyamanlıyım. Adıyaman'da yönetim kurulunu temsil ediyorum. Ben Adıyaman'daki yönetim kurulundaki hiçbir insanın şahsiyetine ve karakterine gelecek en ufak bir zararda kendimi ancak ve ancak asmam lazım. Ben bu şekilde mücadele ediyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Elinizi taşın altına koyun. Bu oluşuma destek verin. İlleri bir an evvel gündeme getirelim. Federasyona, konfederasyona gidelim. Bu işi bitirelim. Esnaflarımız para kazanmaya başlasın. Kilometre üzerinden yakıt fiyatı uygulanırsa, kabirlerin dondurulursa, C2 belgelerin yurt içinde taşıması engellenirse, plaka tescilin yapılırsa, kardeşim bunlar senin için olacak, benim için olmayacak. Ben şoför adamım, şoför. Ben eğer ki bana faydası olacak tek şey, yine söylüyorum, şahsım olarak bana faydası olmayacak. Çünkü ben emekli insanım, emekli oldum. Alacağım maaş 880 milyon. Bundan sonraki şoför arkadaşlarımızın SSK primleri gerçek kazanç üzerinden yatırılırsa bu insanlarımız yüksek derecede maaş alacak. Yine bana faydası olmayacak. Ben ileriki dönemin peşine düşmüşüm. İlerideki esnaflarımızın faydası olacak işlerin peşine düşüyorum. Bunun için sizden manevi destek bekliyoruz. Maddi hiçbir destek talep etmedik, etmiyoruz. Çünkü bu oluşumda hiçbir yerde bir kuruş para gitmiyor hemşerim. İller bazında dernekler kurulduğu zaman sadece ve sadece 49 milyon defter alacaksınız. O da kırtasiyeden. 49 milyon. Cebinizden çıkacak paranız o. Başka gidecek para. Dernek adına tutacağınız bir yazıhane varsa onu da kendi yönetim kurulunuzla beraber ödemesini yapacaksınız. Bizlere göndermeyeceksiniz. Bizlere ödeme yapmayacaksınız. Kendiniz yapacaksınız. Hiç kimse sizden maddi bir talepte bulunamaz. Bulunmaya da hakkı yok arkadaşlar. Onun için yine söylüyorum, kimseden maddi talebimiz olmadı, olmayacak da sizler kendi ilinizde bütün harcamaları kendiniz yapacaksınız. Buna dikkat edin, yapılan yanlışları sorgulayın. Bunun ismi Suat Eroğlu da olsa, bunun ismi Kahraman Şahin de olsa, bunun ismi bir başkası da olsa. Yanlışları sorgulayın, yanlışlara birebir tamamen gözü kör bir şekilde destek vermeyin arkadaşlarım. Lütfen sizden rica ediyorum. Bizde ahde vefa var. Bu kıvılcımı yakan Kahraman Şahin'dir. Bizim önderimiz şu an Kahraman Şahin'dir. Federasyon ve konfederasyon başkanlığını ilk icra'yı yılda yapacak Kahraman Şahin'dir arkadaşlar. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Çok özür diliyorum. Oluşuma destek verin, oluşuma devam edin. Ben bir karar almıştım geride duracağım diye ama bakıyorum sayfadan çok olumlu yorumlar geliyor. Çok olumlu eleştiriler geliyor. Dünden belli birebir. En kötü ihtimalle 150 kişi arasında arkadaşımız beni aradı. Bu insanlar demek ki bize ümit vermiş. Ben bu insanların ümidiyle oynayamam. Kararımdan vazgeçiyorum. Sizden özür diliyorum. Bu oluşuma tamamen sonuna kadar destek veriyorum. Olması için de canımı da bedenimi de her şeyimi de içine koydum. Kötü zihniyetteki insanlar nereden gelirse gelsin birebir karşısında ben varım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.